Haftanın ilk iş günü bu güzel pazartesi sabahında Kanal V ekranlarından Sütlü Kahve'den hepinize günaydın. 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü, bu anlamlı günde Antalya Talasemi Derneği üyeleri ve talasemi hastaları bizlerle olacak. Bu konuda soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşmak için 0242 345 45 44 numaralı telefonu aramanız yeterli olacaktır. Yeni güne Sütlü Kahve sohbetiyle devam etmek için hazırsanız Sütlü Kahve başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, size kocaman bir günaydın dedikten sonra hiç vakit kaybetmeden konuklarımla talasemi nedir ve nasıl bir hastalıktır enine boyuna bunu konuşacağız. Antalya Talasemi Derneği Başkanı Dilek Kaplan bizlerle, Rukiye Karadal Talasemi Derneği Başkan Yardımcısı ve doktorumuz çocuk hematoloğu Aysu Aslanova, aynı zamanda dernek sekreteri bizlerle. Öncelikle hepiniz stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ve talasemi nedir? Belirtileri ne? Öncelikle şeyden başlamak doğru olacak sanırım. 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü. Neden 8 Mayıs? Öncelikle 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü, kendisi talasemili bir baba olan Panos Englezos'un katkılarından yola çıkmıştır, oluşmuştur. Talasemi Uluslararası Federasyonu'nu kurmuştur, kendisi başkanlık yapmıştır. Ve kendisinin de talasemili oğlu olan George Englezos, 26 yaşında 8 Mayıs 1993'te bu hastalıktan hayatını kaybediyor ve Dünya Talasemi Dernekleri bir araya gelerek 8 Mayıs'ı Dünya Talasemi Günü olarak anmayı amaçlıyorlar. Ve o tarihten itibaren 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü olarak anılıyor. Peki bu anma gününde talasemi hastaların adına yaptığınız etkinlikler ya da herhangi bir şey var mıdır? Öncelikle Dernek başkanımız anlatsın. olarak Evet, bu dernek anlamlı olarak günde çünkü. ne gibi faaliyetlerde Genel bulunuyorsunuz? olarak tam bu zamanlarda çocuklara yönelik eğlence düzenliyoruz. Hastanede onların biraz daha morallerini yükseltecek, motivasyonlarını artıracak. İşte küçük küçük eğlenceler, işte sihirbazlar, palyançolar, bu tarz şeyler düzenlemeye çalışıyoruz ama bizim asıl amacımız 8 Mayıs'ta talasemiyi güzel bir şey gibi göstermek değil, talasemi nedir? Bunun farkındalığını yaratmak, talasemi hastalarının tekrardan dünyaya gelmemesi, yani doğumlarının engellenmesi, önlenmesi, artı var olan bir kesim var ki Antalya'da çok ciddi bir kesim. Bunların da hayatını sağlıklı bireyler gibi yaşamaları için gerekli olan altyapının tamamlanması ve sıkıntıların, sorunların bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmamız. Asıl amacımız bu 8 Mayıs'la ilgili özellikle. Bu anlamlı günde bu gibi çalışmaların yeri muhakkak çok büyüktür ve dernek olarak çok daha farklı şeyler yaptığınıza da adım kadar eminim. Öncelikle bu hastalık nedir, belirtileri nelerdir ve neden kaynakları bunları öğrenmek istiyorum sizden. Evet. Talasemi nedir? Talasemi taşıyıcı anne ve taşıyıcı babanın evliliği sonucu ortaya çıkan ömür boyu süren bir kan hastalığıdır. Ömür boyu kan transfüzyonu ile tedavi edilir. Bu hastalıkta özellikle taşıyıcı anne ve taşıyıcı baba dedik. Antalya bölgesinde özellikle yaşayan bireylerin onda biri taşıyıcı, 10 kişiden birisi Bu taşıyıcıdır. ciddi bir oran. Evet, ciddi bir oran. Türkiye genelinde 1,5 milyon taşıyıcı mevcut, 5 bin hasta mevcut ve bunun %10'u Antalya'da Akdeniz bölgesinde özellikle diyelim yerleşmiş ve aslında nasıl yaygınlaşmış bu? İki ön sürüm mevcut. Akdeniz bölgesinde yaşayan ailelerde, insanlarda akraba evliliğinin artması, bu bölgedeki insanların birbiriyle akraba olan tanıdık veya onda biri taşıyıcı dedik, onda bir ihtimalle bu taşıyıcıların evlenmesi sonucu hasta çocuk dünyaya geliyor. İkinci bir kitaplarımızın yazdığı bir öngörü var. Bu öngörüye göre hasta zamanında sıtma hastalığı yayılmış bu bölgede ve sıtma hastalığı sadece talasemi hastalarının kanını tutmuyor.
Yani onlar hastalanmıyor. Çok ilginç. Evet, çok ilginç. Ve sıtma hastalığından o zaman ölenler oluyor ve sadece talasemi hastaları sağlıklı kalıyor. O yüzden bu yolla da talasemiler tabii birbirleriyle evlenince hasta çocuklar dünyaya geliyor. Bir taraftan avantaj gibi ama evet, diğer taraftan evet, da maalesef bir takım olumsuz sonuçları mevcut. Evet, maalesef. Biz aslında bu yola dernek olarak artık talasemili çocuk doğmasın sloganıyla başladık. Bunu önlemeye çalışıyoruz. En büyük amacımız, hedefimiz bu. Bunun için peki neler yapıyoruz? Aslında dernek başkanımız ve başkan yardımcımız daha net anlatacak. Evet. Fakat hastalığın seyri aşaması aslında bizim dikkat çekmek istediğimiz şu: hastalık ömür boyu süren bir hastalık ve tedavisi pahalı bir hastalık. Bir talasemi hastasının yıllık tedavi masrafı 45-50 bin TL civarında. Çok ciddi rakamlar. Evet. Evet ve aslında önlenebilir bir hastalık. Bilinçlendirilmeyle, yeteri kadar bilinçlendirilmeyle talasemi taşıyıcılarının evlilikleri olsa dahi evlilik öncesi test yaptırmaları şartı aranıyor ve genetik danışmanlara giderek bu test sonuçlarını birlikte ortak karar alarak hamile kalmadan sağlıklı bebek dünyaya getir, tüp bebek yöntemiyle sağlıklı bebek dünyaya getirmeleri sağlanmalı veya hamile kaldıktan sonra hamileliğin 8-12. Haftalığı arasında CVS dediğimiz yöntemle hasta ise eğer bebek, bunun tespit edilip gebeliğin sonlandırılmasını istiyoruz. Çünkü dediğim gibi talasemi hastalığı artık sonlanmalı ve bunun için yola çıktık. Bu yolda çalışmalar yapıyoruz. Halk arasında daha çok Akdeniz anemisi olarak biliniyor değil mi? Evet. Çünkü talasemi çoğu insana yabancı bir terim. Bu yolla da biz bu farkındalığı da yaratalım. Akdeniz anemisi eşittir talasemi. Aynen. Peki dernek faaliyetlerinden bahsedecek olursak Sayın Özlem Hanım ve Rukiye Hanım, bize dernek faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz? Kurulmasında kim ön ayak oldu ve sonraki dönemlerdeki yapılan faaliyetler? Derneğimiz 2004 yılında Akdeniz Kan Hastalıkları Derneği olarak doktorumuz Profesör Duran Canatan ve hastalarımızla birlikte kurulmuştur. Devamında 2016 yılında Antalya Talasemi Derneği adını aldık. Çünkü kan hastalıkları biraz daha geniş kapsamlı ve biz talasemiye yöneldiğimiz için, talasemi hastalarından kurulduğu için bu dernek. O günden bu yana bizim çeşitli taramalar yaptık giderek. En son yaptığımız projemiz 2 yıl önce İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Antalya'nın 19 ilçesini dolaşarak yerel yöneticilere, kaymakamlara, muhtarlara, imamlara talaseminin ne olduğunu anlattık. Evlilik öncesi talasemi testinin önemini anlattık. Ve hastalarımıza kan bağışı yönünde etraflarını yönlendirmelerini söyledik. Bunun dışında aynı projeyi Thales Emmi yerel yöneticiler ile el ele projesiydi. Şimdi de Akdeniz Üniversitesi'ne taşımayı düşünüyoruz. Harika. Çünkü üniversiteye Türkiye'nin çeşitli illerinden öğrenciler geliyor ve talasemi tarama testi şu an ülkemizde 41 ilde yapılıyor. Talasemiyi daha geniş kapsamda yaymak için inşallah üniversitede de öğrencilere talasemiyi tanıtacağız. Evlilik öncesi tarama testlerinin ne olduğunu söyleyeceğiz. Umarım bu yolda bütün yetkililer de elinden geleni esirgemez. Sizlerin bu farkındalığı daha iyi tanıtabilmek adına umarım daha fazla destek görürsünüz. İnşallah. Peki Özlem Hanım, Dilek Hanım. Estağfurullah. Bizim aynı zamanda şu anda yürüttüğümüz bir projemiz daha var. Dediğim gibi bir ayağımız bizim talasemiyi önlemek, yeni doğumların olmasını önüne geçmek, diğer ayağımızda yaşayan talasemilerin daha sağlıklı koşullarda hayatlarını devam ettirmeli. Çünkü bu yaşam kalitesini kesinlikle düşüren bir hastalık düşüren değil mi? Bir hastalık. Şöyle bir durumumuz var. Doktorumuzun da bahsettiği gibi doğumdan itibaren, yani en geç 2 yaşına kadar teşhisiniz konuluyor sizin. Ve teşhisiniz konulduğu andan nefes aldığınız süre boyunca, yani ölüme kadar devam edecek olan bir hastalık. Engelli grubundasınız. Doğuştan itibaren %70'e engellisiniz. Ama görüntünüzde kol, göz, kulak gibi azda olmadığı için
tam olarak engelle gözükmüyorsunuz. Süreyen hastalıklar grubundasınız. Ama süreyen hastalıklar grubunun içerisinde hastaneye bağımlı olaraktan hayatını devam ettiren tek hastalık grubu. Evet, diğer hastalıklar var, hemofili var, lösemi var ama doğumdan ölüme kadar değil. En azından bir sağlıklı geçirdikleri bir süre var. Evet. Çünkü bizdeki arkadaşlarımız 20 günden 20 güne, 15 günden 15 güne ya da en geç aydan aya hastaneye gitmek zorunda. Hani kimi zaman akrabanızı bu kadar sık görmüyorsunuz. Komşunuzu 15 günde bir görmüyorsunuz. Evet, evet. Ama oradaki o personeli, oradaki o havayı her 15 günde bir yaşıyorsunuz. Bu yüzden oradaki sağlık şartlarınızın daha iyi olması açısından Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı ile beraber bir AB projesindeyiz. Erasmus KK Plus Equality diye. Yaklaşık bir 4-5 ay oldu zannedersem başlangıcı verildi. 2 senelik bir proje. Yurt dışından İtalya, Almanya, Bulgaristan, Yunanistan katılacak. Antalya'dan Antalya Valiliği, Eğitim Araştırma Hastanesi var. Biz varız. Bu da tamamen çocukların endokrin sorunlarına yönelik. Yurt dışında neler yapılıyor? Bir tedaviler var. Buraya gelip bunları uygulamak, hastalara bunu anlatmak üzerine bir proje. Çünkü hastalığın değişik aşamaların içerisinde endokrin de başlı başına bir sorun. Yani talasemi bizim bir, hepsi söyleriz, ana ağacımızdır. Ama bu hastalıkla ömür devam ettikçe maalesef ki yan kollar oluşuyor, dallar çıkıyor. Bu dallardan biriyle ilgili bir projedeyiz şu anda. Umarım bu projeniz amacına ulaşır. Umarım. Umarım öyle olacağını düşünüyoruz. Bakalım, göreceğiz zaman içerisinde. İnşallah projeden sonra gelir tekrardan neler olduğunu anlatırız tabii sizlere. Tabii ki, memnuniyetle. Siz özverili insanlar var olduğu sürece biz de üzerimize düşeni yapmaktan mutluluk duyarız. Bir de talasemi ile alakalı ve özel bir şarkı var. Evet, şarkımız Kıbrıs'tan bir arkadaşımızın yaptığı bir şarkı. Allah rahmet eylesin demek zorunda olduğum bir arkadaşımız. Kendisi talasemin o yan dağlarından biriyle uğraşırken kalbine yenik düştü. Ve geçen sene bu zaman aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Güzel bir şarkı. Çok, bizim için çok anlamlı bir şarkıdır. Dilerseniz Rejdeki arkadaşlarımızdan da rica edelim. Bu şarkıyı da sevgili izleyicilerimizle paylaşalım. Tabii ki. Sağlam bir damarım, her damardan kanarım. Yağsam bulutlarımdan, yorgun ömür yarım. Hey dostlar, arkadaşlar, kaygısız yaşayanlar bilmez.
bilmezsiniz kaç yıldır zamansız kayanlar var. Ne mal ne mülk ne de para, ne kurban ne sadaka. Bir damla kan bağışı insan hayat aşkına. Ne mal ne mülk ne de para, ne kurban ne sadaka. Bir damla kan bağışı insan hayat aşkına. Kurban ne sadaka, bir damla kan bağışı insan hayat aşkına. Ne mal ne mülk ne de para, ne kurban ne sadaka, bir damla kan bağışı insan hayat aşkına. Bir damla kan bağışı hayat aşkına. Bu anlamlı şarkıyı bizlerle paylaştığı için Mustafa Bey'e de Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Tüm hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Peki talasemi hastalığının belirtileri nelerdir? Bunlardan da bahsedelim. Tanı konulmadan önceki belirtiler nelerdir? Evet. Şimdi kanımızda vücudumuzun bütün dokularına oksijeni taşıyan al yuvarlarının içerisinde bulunan hemoglobin dediğimiz yapılar vardır. Bu hastalarımızda hemoglobinin sentezinde, oluşumunda bir anormallik doğuyor, ortaya çıkıyor. Hı hı. Ve yeteri kadar hemoglobin üretilemiyor vücutlarında. Bu tabii ki dediğim gibi, başta da belirttiğim gibi, taşıyıcı anneden ve taşıyıcı babadan, hı hı, hasta geni alan hastalarımızda. En önemli faktör genetik galiba, evet, değil mi? Evet, kesinlikle. Hı hı. Herhangi bir şekilde bulaşıcı bir hastalık değildir. Hı hı. Sadece ve sadece aile yoluyla, kalıtımsal, hı hı, olarak dediğimiz genetik olarak geçiyor. Bu hastalara 3-4 aylıkken normalde tanı koyuyoruz. Bazen 6 aya kadar uzayabiliyor. Hastalığın belirtileri halsizlik, yorgunluk ve bebeğin huzursuzluğu, solukluk en önemli, hı hı, sebep. Bunlarla, hı hı, geliyor ve normal kan tetkiklerinden sonra hemoglobin elektroforezi dediğimiz tanı yöntemiyle, hı hı, hastalara tanı koyuyoruz ve genetiğini de tabii ki sorguluyoruz. Büyük ihtimalle bu hastaların genetik ve aile akraba tablosunda da bu hastalık görülmüş, hı hı, oluyor. Nasıl bir yol izliyoruz? Tanı koyduktan sonra ayda bir kan transfüzyonuna davet ediyoruz, çağırıyoruz hastaları, hı hı, tedavi için. Ve bu hastalar tabii ki vücudumuz geliştikçe, büyüdükçe kan ihtiyacı da artıyor. Evet. Bu yüzden hastalar büyüdükçe, yaş ilerledikçe 20 günde, 21 günde veya 15 günde bir kan almaya başlıyorlar. Ve aldıkları kanın içerisindeki demir, başta kalp ve karaciğer olmak üzere bütün organlarda birikmeye başlıyor. Aslında şöyle diyebiliriz, biz hastalarımızı bu birikimlerden, bu yan etkilerden, yan tesirlerden daha çok kaybediyoruz. Çünkü beraberinde bir takım, evet, komplikasyonlar, bir takım komplikasyonlar demin Dilek Hanım'ın da belirttiği gibi aslında yan dallar dediğimiz şeyler bunlar. Diğer organları da artık yoruyor. Bir de aynı zamanda onlarla baş etmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda her gün bu demirin vücuttan atılması için iğneler yapılıyor, ilaçlar alınıyor.
Ve tabii ki gelişim geriliği görülüyor hastalarda, karın şişliği görülüyor, dalak büyüyor, karaciğer büyüyor, ileride dalağın alınmasına kadar gidiyor. Hastalığın aslında erken teşhisten sonraki 3-4 aydan sonra tanı konduktan sonra tek ve çözümlü tedavi şekli kemik iliği naklidir. Fakat her hastada bunu uygulayamıyoruz çünkü her hastanın donörü olmuyor, her hastanın bunun için durumu olmuyor, her hastanın artık geç kalınmış olabiliyor. Evet. Organ hasarı ortaya çıktıktan sonra nakil yapmanın da bir anlamı kalmıyor. Bu yüzden hastalar ömür boyu, demin Dilek Hanım'ın belirttiği gibi ömür boyu hastaneye bağlı yaşıyorlar. Zor ve sıkıntılı. Evet, bir süreç. Bir süreç, aynen. Bu hastalığın 3 tipi mevcut. Talasemi majör, minör ve intermedia. Bunu belirtmek istiyorum çünkü insanlar çok merak ediyor. Talasemi intermedia dediklerinde ya da taşıyıcı dediklerinde hastalık oluşur mu? Talasemi majör, büyük talasemi demek. Hastalarımız yani beta zincirinde, o demin bahsettiğim hemoglobinin beta zincirindeki bir sorundan dolayı ortaya çıkıyor ve bunlar evet ayda bir, 21 günde, 15 günde bir kan alarak yaşayan hastalar. Bunlar tamamen hasta sayılıyor. Talasemi minörse talasemi taşıyıcılığıdır. Tek bir hastalık geni geçer. Diğer gen sağlıklı olduğu için vücut yeteri kadar kan üretebilir. Asla ve asla talasemi hastalığına dönüşmez. Talasemi taşıyıcılığı ömür boyu hemoglobini diğer sağlıklı bireylere göre biraz daha düşük olur ama gayet normal bir şekilde hayatını idame ettirebilir. Fakat tek bir şartla, talasemi taşıyıcısıyla evlenmesi durumunda tabii ki hasta çocuk doğabilir. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bir de talasemi intermedia dediğimiz orta grup var. Aslında onlar da talasemi majörler gibi hasta olarak doğar. Fakat klinik seyri çok yavaştır veya belli bir süreye kadar kan alma ihtiyacı duymazlar. Hemoglobinleri yine düşük seyreder fakat kan ihtiyacı geliştikçe, vücut geliştikçe doğar. Mesela bir bayansa talasemi intermedyalı bir hasta doğum anında veya hamile kalma durumunda kan ihtiyacı diğer talasemi majörler gibi doğabilir. Ve evet, talasemi intermedya talasemi majöre dönüşür ve sürekli kan almaya başlar bir süre sonra hasta. Ama bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Talasemi taşıyıcılığı asla ve asla hastalığa dönüşmüyor. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Kısa bir aramız var. Aranın ardından sohbetimize devam edelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, Sütlü Kahve Sohbeti'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Antalya Talasemi Derneği üyeleri bizlerle ve aynı zamanda iki konuğum daha var. Mehmet Engel ve Hasan Coşkuner bizlerle. Hoş geldiniz. Sizler birer talasemi hastasınız. Evet. Bu anlamda yaşadığınız sıkıntılardan ve sizin için bu sürecin nasıl geçtiğinden bahsedebilir misiniz? Mehmet Bey, öncelikli olarak siz buyurun lütfen. Tamam. Yani sıkıntılar her zaman her yerde. Kan bulmakta sıkıntılarımız var. En büyük sıkıntı kan bulmak. En büyük kan bulmak. Yani çalışıyorsun, çalıştığın yerden izin alırken kan bulmak için bir gün, iki gün önceden izin alarak gitmek zorundasın. Kan bulmak zorundasın. Ve şu anda Kızılay'dan, vericilerimizden kan almak zorundayız. Yani götürüp getirmesi, kanlarda gerçekten çok sıkıntı. Gidip kan vereceğiniz dediğin zaman, ya yarım saat, bir saat ben orada duracağım şeylerine giriyorlar. Muhabbetler vermek de istemiyorlar. Yani herkesi götürmek gerçekten çok zor. Evet. Yani dediğim yani sıkıntılı. Sizin çok özür diliyorum. Kızlardan günde 90 üniteye yakın kan çıkıyor sadece talasemileri. Yani günlük 90 ile 100 ünite arası kan tüketiyoruz.
Bu anlamda değerli izleyicilerimiz ve gerçekten insan evet. olmanın gereklerini taşıyan herkes evet. Paylaşmayı bilir. Paylaşmayı bilmeli. Evet. Kesinlikle. Evet. Kan bulmak çok zor dediniz. Evet. Bunun dışında günlük hayatınız nasıl geçiyor? En büyük sıkıntı bu kan bulmak, gitmek, evet. tedavi olmak. Tabii ki sosyal hayattan hep geridesin. Bir adım geride gidiyoruz. Hı hı. Yani hep dışlanma gibi bir şeyimiz biraz daha oluyor. Peki sizin ailede sizden başka evet, talasemi hastaları evet, kimler? Ben dört kardeşim, dördümüz de talasemi hastasıyız. Tabii bu akraba evliliği mi diye sorsanız hayır, kesinlikle değil. Akraba evliliği, ama, evet, yok. Anne babanın taşıyıcı olması, bilinmemesi ve dört kardeşin de hasta olmamız. O dönemlerde gerekli hiç, testlerin uygulanmamış olması mıdır evet. Sayın Hocam? Zamanında yani eskiden çok bu kadar ilerlememişti testler. Aynı zamanda çok bilinmiyordu. Şimdi sizin program gibi programlara çıkamıyorduk tabii. Ya da derneğimiz yoktu veya faal değildi bu kadar. Şimdi bu yüzden zaten bu kadar adım atmaya çalışıyoruz ki artık bir ailede dört çocuğun hasta evet. olması ciddi bir sorun. Aile için çok büyük evet. travma ve beraberinde evet. bir sürü zorluk. Kesinlikle hem maddi, hem manevi. Manevi hakikaten her çok büyük travma. Çok büyük bir travma. Peki sizin dışınızdaki diğer aile üyeleri de muhtemelen aynı sıkıntıları yaşıyorlardır. Kesinlikle. Yani bizim gibi iki kardeş olan kişiler de var. Tabii bunun daha önceden önlemi olsaydı keşke. Yani, bu bilinç oluşsaydı diyorsunuz. Keşke bir bilinçli olsalardı. Yani bilinçli olsalardı belki biz de olmayacaktık. Yani evet. ben oldum ve kardeşim oldu. Benden sonraki kardeşim belki olmayacaktı hasta. Evet. Bu da ailemdeydi ama yoğun maalesef. O zamanki şartlarda şu andaki yok. Maalesef ki öyle. Evet. Bundan sonraki zamanlarda bu tarz olaylara meydan yaratmamak adına herkes üzerine düşeni yapmalı ve bu bilinç oluşmalı. Evet. Kesinlikle. Peki Hasan Coşkuner. Merhaba Hasan, hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç yaşındasın? 24 yaşındayım. 24 yaşındasın. Kaç yaşında talasemi teşhisi kondu sana? 48 günlükken. 48 günlükken. Çok evet. çok yani küçük. Çok erken, çok küçük. Yani gözünü dünyaya açtı ve bu hastalıkla mücadele etmeye başladı. Senin için zor bir süreçtir tahmin ediyorum desem de her ne kadar seni anlamam evet. mümkün değil. Sen lütfen yaşadığın zorluklardan ve hani bu hastalık süreci boyunca neler geçirdin? Onlardan bize bahsetmen mümkün mü? Evet. 48 günlükken almaya başladım. İlk kanı burada yukarıda. Kepez Devlet yukarıda tıp da önce orada aldım ilk kanımı. Ondan sonra ilerlemeye başladım. Demin konuşulduğu gibi ilaçları kullanmaya başladık. Bir kan almaya gittiğimizde mesela okulda olduğum zaman izin alıp şey yapmamız sıkıntılıydı. Günlük yaşamımızı her konuda etkiliyordu. Evet. Dışarıda sosyal aktivitede, ondan sonra bir aile yemeğinde veya başka bir şey olduğu zaman her zaman sıkıntı oluyordu. Bir nasıl söyleyeyim, bayramlarda olsun, şeylerde olsun. Mesela bundan 7-8 yıl önce bu kan hastalığından sonra çıkan şeker hastalığına yakalandım. Ayrıca tip 1 diyabet var bende. Bu talaseminin tetiklemiş olduğu bir şey mi? Evet. Kalp rahatsızlığı var ayrıca. Beraberinde bir takım rahatsızlıklar da meydana yani, geldi. Sosyal yaşantı yokmuş gibi yani. Hastalık tek başına çok fazla bir şey değil. Gidiyorsunuz, kanınızı alıyorsunuz, ilaçlarınızı düzenli kullanıyorsunuz. Tek sıkıntı kan bulmak. Tek sıkıntı kan bulmak. Ciddi bir sıkıntı olmasına rağmen ağacın ana gövdesinde bir tek bu var. Ama ağacın yan dalları çıkmaya başladığı zaman, yani tedavi aksamaya başladığı zaman, düzenli kanı alamadığı zaman evet. vücut kemik ile kan üretmeye çalışıyor ve kemikler büyüyor. Yüz deformasyonu, vücut deformasyonu oluşuyor. Gelişim geriliği oluşuyor. İlaçlarımızı, kanımızı aldıktan sonra kana kırmızı renge veren demir maddesi atmamız gerekiyor. Çünkü kan vücudumuza geliyor ama yok oluyor. O demir kalıyor.
Tıpkı çaydanın por bağlaması gibi organları bağladığı zaman organlar işlevsiz hale geliyor. Yani Hasan arkadaşımızın da yaşadığı bu, pankreasını por bağlamış, yani demir bağladı. Dolayısıyla pankreas şu an çalışmıyor. Kalbine demir yükü var. Dolayısıyla kalple ilgili sıkıntı yaşıyor. Bu bir tek Hasan'a özgü değil. Talasemi hastaların çoğunluğuna özgü bir şey. Çünkü dört dörtlük bir tedavi dahi yürütseniz bir yerden kaçırıyorsunuz. Hiçbir şey olmasa ergenlik çağında dışlanma korkusu, özgüven eksikliği, bir takım psikolojik problemler, okuldan geri kalma sorunları. Bunların akabinde bir isyan dönemine giriyorsunuz ya da hangisini yapacağım ben diyorsunuz. En kolayı hastalıkla ilgili tedavi kenara koymak oluyor. Çünkü hayat akıyor, gençsiniz, damarlarınızda deli bir kan var. Kenara attığınız şey 2 sene sonra, 1 sene sonra ya da 10 sene sonra patlayarak size gerisin geri hediye olarak geliyor. Dolayısıyla da bu tarz sıkıntılarımız çok fazla. Peki tedavi süreci nasıl gidiyor? Bir size bundan da bahseder misin? Tedavi sürecim 15 günde, 20 günde bir aralıklarla hastaneye gelerek kan alıyorum. Kan bulmakta bazen zorluk oluyor, mesela yaz aylarında daha çok sıkıntı oluyor, Ramazanlarda, Ramazan ayında. Mesela normalde taze almamız gerekiyor kanı. Taze en az 5 günü geçmemiş kanı almamız gerekiyor. Bayat kan olduğu zaman bize daha da yüklü miktarda demir yükü birikiyor. Onun için her zaman kan bağışının olmasını istiyoruz. Peki sizin ailede senden başka talasemi hastası var mı? Yok. Annem, babam, ablam taşıyıcı. Annem de babam dedeleri amca çocuğuymuş. Akraba evliliği. Bir akrabalık söz konusu. Ama akraba evliliğinden olacağını sanmıyorum. Çünkü benim gibi arkadaşlarım da var. Annesi mesela başka ilde, babası başka ilde olan var. Onların da çocuğu talasemi hastası olan var. Bence akraba evliliğiyle olan bir şey olacağını sanmıyorum. Talasemi hastalığının. Peki şu an ne yapıyorsun? Okul hayatını tamamladın mı? Günlük yaşamında neler yapıyorsun? 8'i bitirdikten sonra gitmedim. Liseye gitmedin. Liseye gitmedim. Bu talasemiden hariç şeker çıktıktan sonra, kalp rahatsızlığı çıktıktan sonra gitmedim. Normal vakit bulduğum zamanlarda da evde vakit geçiriyorum. Bazen arkadaşlarımla buluşuyorum. Peki derneğin faaliyetlerinde görev alıyor musun? Evet. Seve seve görev alıyorsun. Yani. Çok teşekkür ederim. Dilerseniz bir kamu spotumuz var. Çok anlamlı ve gerçekten her kesimin anlayabileceği ve ne olduğuna dair bir farkındalık yaratabilecek bir kamu spotu. Kamu spotumuzu izleyelim. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Keşke bu bilgileri sizlere vermek zorunda kalmasaydım. Ancak talasemi, yani Akdeniz anemisi, anne ve babadan çocuğa kalıtsal olarak geçen önlenebilir bir kan hastalığıdır. Türkiye ve Akdeniz ülkelerinde önemli bir sağlık sorunudur. Talasemi engellenebilir bir hastalıktır. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 400 bin talasemi taşıyıcısı, 10 binin üzerinde talasemi hastası bulunmaktadır. Talasemili bir hastanın yıllık tedavi maliyeti yaklaşık 25 bin dolardır. Bu hastalığın tedavisi düzenli yapılmazsa yaşam süresi kısalır, yaşam kalitesi olumsuz etkilenir. Talasemili bir çocuk sahibi olmamak için evlenmeden önce mutlaka talasemi testi yaptırın.
Bu anlamda kamu spotunu da izleyicilerimize paylaştıktan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bir diğer stüdyo konuklarımız Yiğit ve Arzu. Yiğit Gemici, hoş geldin Yiğit. Ve Arzu Torun, hoş geldin Arzu. Sizler de talasemi hastalarsınız. Evet. Bize anlatır mısınız bu hastalık teşhisi ne zaman konuldu ve devam eden süreç boyunca neler yaşadınız ve hali hazırda neler yaşamaktasınız? Bunlardan bahseder misiniz Arzu? Ben 7 aylıkken bu hastalığın teşhisi konuldu. İşte gelişme geriliği, ondan sonra solukluk olunca annem hastaneye götürmüş ve bu teşhisi koymuşlar. İşte o günden beri her ay kan alıyorum. Ondan sonra işte dediğimiz gibi, arkadaşlarım da değindiği gibi, en büyük sıkıntımız kan bulmak. Ama ben bir de şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi de iş. Yani aktif bir çalışma hayatı içinde yer almak mı? Evet, yani çalışıyoruz ama yani özel sektörde iş verenler çok anlayışlı değil yani bize. Yani ben biraz daha iş verenlerin anlayışlı olmasını istiyorum. Bu konuda duyarlı olmasını. Evet. Yani izin konusunda ondan sonra hani bizim gücümüz normal insana göre biraz daha az yani. O yüzden hani ama bizi normal bir insan gibi çalıştırıyorlar. Ben bu konudan çok şikayetçiyim. Evet, o yüzden yani bu noktada bir pozitif ayrımcılık olması söz konusu. Evet. Yani biz engelli kadrosundan işe giriyoruz ama akabinde normal insan gibi. Yani bize hiçbir bir şey, özel bir şey tolerans yok yani. Tolerans sağlanmıyor. Evet. Halbuki olması gereken o. Ve bundan şikayetçisiniz. Evet. Şikayetçisiniz demeyelim. Bundan sıkıntı yaşıyorsunuz. Evet. Sıkıntılıyız, evet. Ve ben herkesin, işverenlerin duyarlı olmasını istiyorum. Bize biraz daha yardımcı olurlarsa çok seviniriz. Umarım toplum olarak yani bu tarz konularda daha hassas ve duyarlı oluruz. Ki çünkü bunun bir garantisi yok. Siz böylesiniz, bir yakınımızın ya da yarın bizim bambaşka bir şeyle karşı karşıya kalmayacağımızın bir garantisi yok. Aynen. O yüzden önce kendimize, sonra karşımızdakine bakmamız bu anlamda daha sağlıklı olacaktır. Evet. Peki sizde... Lütfen buyurun. Talasemiler engelli kadrosu üzerinden çalışıyorlar. Yasa der ki... Peki engellilerin... Yasa der ki bununla ilgili bir kanun koydum ben. Evet. Engelli kanun. Yani belli bir miktarda insan, kişi sayısı çalıştıran her yerin %3, %4 engel çalıştırma zorunluluğu vardır. Bu kamuda da, özel sektörde de geçerli. Özel sektörde genelde insanlar ben onun cezasını yatırayım ama çalıştırmayayım mantığına gittikleri için zaten iş bulmak başlı başına bir sorun. İşe girdikten sonra da kişi, karşısındaki kişinin talasemili olduğunu biliyor. Karşısındaki kişinin hastaneye bağımlı bir hasta olduğunu, engel durumunun bundan kaynaklandığını, süreyen hastalıklar grubunda olduğunu biliyor. İşe aldıktan sonra bu defa hastane günlerinde sıkıntı çıkarmaya başlıyor çocuklara. Yani işte bugün gitmesen olmaz mı, yine mi gidiyorsun? İşte daha yeni gitmedin mi? Tamamen aslında mobbinge dönük şeyler. Evet. Ama ispatı olmayan durumlar. Kaldı ki bizim hastalarımız çok zor iş buldukları için zaten kapasitenin üzerinde çalışıyorlar. Hani bir kişinin yapacağı, bir kişinin bir saat yapacağı işi ondan yarım saatte bitirmeye çalışıyorlar zaten. Bu açığı kapatmak için. Hastaneye giderken bana sıkıntı çıkarmasın. Evet, evet, evet. Hani bana işte beni işten çıkarmasın korkuları var. Böyle bir durum yaşarken bir de bununla karşılaşmak artı iş bulamamak çok büyük sıkıntı hastalarımız açısından. Çünkü talasemiler doğdukları zaman ilk başta çalışacaklarını düşünmüyorlardı. Ama artık çalışma hayatındalar. Ve madem çalışma hayatındayız ve madem bunlar bizim hakkımız, haklarımız tam olarak bize verilsin, iade edilsin. Evet. Ki çok doğal hakları yani. Kesinlikle, en doğal hakları. Mesela ben haftalık izin kullanmıyorum. Haftalık iznimde gidip kanımı alıyorum. Yani akabinde dinlenemiyorum. Yani haftalık iznimde hastaneye gitmiş oluyorum. Zaten başlı başına... Normalde o gün raporlu. Resmi olarak da raporlu. Yani hiçbir kamu ya da özel sektördeki kişi kan almaya gittiği günü gelip döneceksin, çalışacaksın diyemez ama diyen işverenlerimiz mevcut. Geriye çağırıp çalıştırtan işverenlerimiz var. Umarım bu şartlar rehabilite olur ve işverenler bu anlamda bu farkındalığa erişip daha hassas davranırlar. Peki bunun dışında aktif bir çalışma hayatındasın bahsettiklerinden anladığım kadarıyla. Aile yaşantında ne gibi aksaklıklara neden oluyor tedavi sürecin? Ya da bu hastalıkla
bir bütün olarak hayata devam etmek? Yani ailemi de etkiliyor tabii ki. Yani onlar da bana bakıyorlar. Hani bugün hastayım, halsizim. Mesela moralim bozuk. Gözün içine bakıyorlar değil mi? Aynen. Onları da çok etkiliyor mesela. Ne kadar ben mesela belli etmemeye çalışıyorum. Hani annem üzülmesin diye iyiyim diyorum mesela. Yani ama yine de etkiliyor onları da. Aile olmak böyle bir şey tabii. Aynen. İyi günde, kötü günde her zaman yanımızdalar ve iyi ki varlar. Sevgili Yiğit, senin de bu noktada düşüncelerini almak isterim. Yani tabii ki kan çok önemli bir problem ama kanın yanında da deney birikimi de çok fazla bir problem. Özellikle benim için. Benim bütün gelişimimi engelleyen en önemli faktör demir yüksekliği. Ve bunu düşüremediğimiz sürece de başka bir türlü organını da bağlayıcı durumlar da olabiliyor. Hani kalpte ve karaciğerde birikimler oluyor. Bunlar da sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden yani aldığımız kanların gerçekten günlük olması bizim için çok önemli. Yani bir haftalık 10 günlük bir kan almamızın hiçbir anlamı yok. Zaten demirin vücudumuzdan atılması çok zorken hali hazırda beklenmiş bir kan aldığımız zaman demir oranı daha fazla yüklenmiş oluyor. Bu daha da zor hale geliyor. Evet. Bu durumda da rahatsızlık yaşıyoruz. Peki kaç yaşındasın? Ben 27 yaşındayım. 27 yaşındasın. Benim de tanım 1 yaşındayken konulmuş. Ama burada değil, Ankara'da konulmuş. O zaman burada o kadar yeterli bilgiye sahip insanlar yokmuş. O yüzden Ankara'ya sevk edilmişim. Yani benim sosyal açıdan bir sıkıntım yok. Ben aslında çok sosyal bir varlığım ama... Verdiğin enerji de zaten aksiyonda yani değil. Yani hiçbir zaman okulumda ya da hani çalışma zamanlarımdayken hiç böyle problemler yaşamıyorum. Ama tabii ki engelli kadrosundan girmemize rağmen kabul edilmeyen birçok şey var iş faktörü açısından. Peki eğitim hayatın ne durumda? Üniversite mezunuyum. Üniversite mezunusun, harika. Yani ailem şöyle bir durumda. Yani tabii ki de istediğimiz her şeyi gerçekleştirebiliyor muyuz? Gerçekleştiremiyoruz ama bir şekilde de hiçbir şeyden de geri kalmıyoruz aslında. Yani bu biraz bizim elimizde. Ben okumadım, okuyamıyorum, işte hastalığını bahane edenlerden değilim ve öyle olanları da çok hoş karşılamıyorum. Mücadeleci bir ruha sahipsin. Aynen. Çünkü biz gerçekten kahramanlarız olarak görüyoruz. Demir savaşçılarız çünkü. O yüzden bu kendi elimizde. Okuyabiliriz, okumayabiliriz ama kendimizi geliştirmek her zaman bizim elimizde. Yani benim ailem bu konuda hayallerim konusunda çok destekçi olmasalar da ama okul hayatım konusunda ya da hastalığım konusunda gayet destekçi insanlardır. Yani hani ben kesinlikle bunu önüme bir engel olarak koyamıyorum kendi adıma. Onlar koyuyorlar gerektiğinde ama ben koyamıyorum maalesef. Suistimal edemiyoruz asla. O yüzden bu konuda çok şanslıyım aslında. Peki sen aktif bir çalışma hayatının içinde misin? Çalışma hayatı içindeydim ama bir senedir çalışmıyorum. Freelance çalışıyorum. Stil danışmanlığı yapıyorum. Çok şıksınız bu arada. Söylemeden geçemeyeceğim. Için, aynen, teşekkür ederim. Daha önceden Moda Dergisi'nde yazarlık yapmıştım. Çok hoş. Yapmıştım, aynen. Şimdi böyle freelance çalışıyorum. Peki hayallerinizde bu moda bir parçası mı? Evet, aynen. Yani tutunmak için bazı sebepler gerekiyor hayata. Benim de önceliklerim moda konusunda. En önemli sebebi moda o zaman. Biz de böyle. Ne mutlu sana. Teşekkür ederim. Bu motivasyonun ve enerjin diğer arkadaşlarına, diğer talasemi hastası arkadaşlarına da bence müthiş bir etki İnşallah yaratıyordur. Zaten ben de derneğin sosyal medya uzmanıyım. Bu konuda farkındalık Harika. Yaratmak en büyük arzum. Çünkü talasemiye gereken önem verilmediğini düşünüyorum. Yani lösemi de çok önemli bir hastalık. Evet. Ama bizim bir tık önümüzde ve biz aslında talasemi olarak lösemiden daha önemli bir hastalık olduğunu Sevgili Dilek bahsetmişti. Evet, hani onlarınki bir süreç. Evet. Ama sizinki tamamı kaplayan bir süreç. Sürüyor. O yüzden hayat etkiliyor. Peki reklama girmeden önce son olarak Yiğit ve Arzu, vermek istediğiniz mesaj nedir? Vermek istediğimiz mesaj, yani herkesi kan bağışına davet ediyoruz. Evet. Bizim için işte kan versinler. Biz zorluk çekmeyelim. Özellikle önümüzde Ramazan var. Evet. Ramazan'da çok zorluk çekiyoruz. Bu mübarek ayda herkes daha bir bilinçli olsun ve Aynen. daha paylaşsın. Biz de bayrama kanlı canlı girelim. İnşallah, umarım. Dileklerimiz o yönde. Peki sevgili Yiğit, son olarak ne demek istersin? Yani ben de farkında olmalarından yanayım her zaman. Yani bilinçli olurlarsa bizim yaşama sürecimiz daha da uzun olmuş oluyor. Bu ve konuda. Daha da kaliteli mi diyelim? Evet, kaliteli yaşamış oluyoruz. Kan bağışı gerçekten çok önemli. Ayrıca da yani bir talasemi olarak kendilerinin
başka insanlardan özel olduğunu bilmeleri onlar için motivasyon sebebi olacaktır. Hı hı. O yüzden her tanesinin bir demir savaşçısı ve kahramanı. Sizler de bu kahramanların güzide örneklerindensiniz ve stüdyomuza gelerek sütlü kahveye renk kattınız. Ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli sütlü kahve izleyicileri, sütlü kahve sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok önemli bir konu hepimiz için. Talasemi hastalığı nedir, nasıldır tüm yönleriyle ele alıp ekranlarınıza konuk oluyoruz. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Talasemi hastalarımız bizlerleydi. Evet. Her biri farklı hikayede ve farklı kişilikte. Farklı, her biri farklı bir renk. Türkiye genelinde yaklaşık 5500, Antalya'da 1000'e yakın talasemi hastası var. Biraz önce de gördüğünüz gibi herkesin hayat hikayesi farklı. İlk başta uzaktan bakılınca ya çok kötüymüş ya da ya bunlar sorun değilmiş gibi gözükebiliyor. Evet, iki tablo farklı, çünkü iki gördük. Farklı uç gördünüz. Çok karamsar ve kesinlikle tamamen hiçbir şekilde hayatımı etkilemiyor diyen bir tane. Şimdi skalamız çok geniş. Yaklaşık Antalya'da 1000 tane hastamız var. Hı hı. Bunların ailelerin hepsi birbirinden farklı. Sosyal kültürel düzenleri, ekonomik düzeyleri, psikolojik düzeyleri. Bizim aramızda hastaneden dolayı okulunu bırakmış, hayattan nefret etmiş, yaşadığı psikolojiyi kaldıramayan insanlar da var. Aramızda üniversiteyi bitirmiş, iş güç sahibi olmuş, evlenmiş, barklanmış, çoluğunu çocuğunu dünyaya getirmiş. İnsanlar da var. 15 yaşında kaybettiğimiz, 7 yaşında, 3 yaşında kaybettiğimiz hastalar da var. 60 yaşında olup 20 yaşında çocuğu olan hastalarımız da var. Evet. Bu tamamen hastanın hayata karşı bakışı ve tedavisini düzenli alabilmesiyle alakalı bir şey. Yani hastanede gittiği zaman kendisine iğneyi takan hemşireden, sekreter ya da sistemini açan kişiden, evin içerisinde anneden, babadan, okuldaki yan sıra arkadaşının onu özgüven eksikliği ya da akran zorbalığı yapmasından, karşısına çıkan ilişki yaşamak için beraber olduğu insanın onu dışlamasından, küçümsemesinden ya da yani ne olacak ki? Bir şey yok bunda hayatım. Beraber devam ederiz demesinden. İş yerindeki patron ay ya vah 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 demesinden ya da tamam ya sen halledersin hadi git gel işini hallet demesin. Bunların hepsi tamamen bir bütün aslında. Evet. Tek tek değerlendiremeyeceğimiz için İki farklı uç gibi gözükse de aslında hepsi bizim çocuklarımız. Evet. Çünkü yaşanılan sorunlar aynı. Tedavi sorunları, eğitim sorunları, sosyal sorunlar, işte arkadaşlıkları, iş hayatı, evlilik hayatları. Bunların tamamı topladığımız zaman ortaya talasemi çıkıyor. Peki güzel örnekler de var Tabii mı? Tabii ki. Lütfen Rukiye paylaşır mısınız? Başkan yardımcımız. Hemen kendisi anlatsın. Evet, lütfen mevcut durumunuzdan bize bahseder misiniz biraz? Ben ziraat mühendisiyim. Öncelikle talasemi teşhisi ne zaman konuldu? Bir yaşındayken bir konmuş. Yaşında, evet, hayata talasemiyle devam merhaba dediniz ve devam ediyorsunuz. Evet, evet devam ediyorum. Antalya'da okudum, Akdeniz Üniversitesi'nde. Ziraat mühendisiyim. Kamuda çalışıyorum ziraat mühendisi olarak. Tarım Siz Bakanlığı'nda. Siz de o savaşçı ve kahramanlardan Tabii. birisiniz. Mutlaka. Öyleyim çünkü şu anda evliyim. 8 yaşında bir kızım var. Bu çok zorluk da çektim talasemi açısından ama evet savaşçı olmak gayet güzel ve hayata tutunmak için de en güzel sebebim kızım diye düşünüyorum. Peki onun sağlık durumu nasıl? Eşim risk söz konusu mu? Yok eşim benim sağlıklı. Eşim sağlıklı olduğu için kızım taşıyıcı. Ta ki o evlenene kadar şu anda herhangi bir sorun yok. Evleneceğinde... aday kişinin de taşıyıcı olup olmadığına bakacağız. Evet, bu evlilik öncesi
uygulanması gereken evet, bu uygulanması testler. Gereken ve zorunlu kılınan test bu. Hı-hı. Evlilik öncesi taşıyıcı veya taşıyıcı ile taşıyıcı iki taşıyıcının evlenmemesini istiyoruz. Hı-hı. Çünkü her ikisinin taşıdığı birer gen hastalıklı, birer gen sağlıklı olduğu hı-hı. için o hastalıklı genler bir araya geldiğinde %25 oranda hasta birey dünyaya geliyor. %25 sağlıklı, %50 taşıyıcı kişi hı-hı. dünyaya geliyor. Ve tabii iki taşıyıcının evlenmesi bu risk faktörünü arttırıyor değil mi? Kesinlikle. O yüzden Rukiye Hanım da belirttiği gibi ileride eğer ailemizin içerisinde veya çocuklarımızda taşıyıcıyı biliyorsak ki taşıyıcı varsa ileride evlilik döneminde tabii ki biz taşıyıcılara hayır işte geldiler evlilik öncesi tanı için talasemi testi yapıldı. İkisi de taşıyıcı olduğu ortaya çıktı ki günümüzde birçok insan kendisini kansızlık olarak adlandırıp normal anemi dışında talasemi taşıyıcısı aslında ve bilmiyorlar birçoğu. Bunun bilinçlendirilip ortaya çıkarılması gerekiyor. Evet iki taşıyıcı geldi ortaya çıktı siz taşıyıcısınız. Evlenemezsiniz demiyoruz tabii, evleniyorlar. Şartınız nedir peki? Bizim tek şartımız doğum öncesi test. Taşıyıcılık ve hastalıkla ilgili bilgilendiriyoruz. Hı-hı. Taşıyıcısınız ama hasta değilsiniz. Hı-hı. Fakat sizden hasta çocuk dünyaya gelebilir. Bu yüzden lütfen gebelik öncesi kontrol ettirin. Eğer hamile kalmak ve dünyaya sağlıklı birey getirmek istiyorsa çift buna kendisi karar verir tabii. Hı hı. Sağlıklı veya taşıyıcı doğabilir dediğim gibi. %50 taşıyıcı da doğabilir. Sağlıklı birey istiyorsa tüp bebek yöntemini deneyin. Tamamen genetik testleri. Artık günümüz teknolojisi tabii çok gelişti. Çok gelişti. Tamamen sağlıklı birey dünyaya getirebilirler genetik seçimlerle. Hı hı. Eğer spontane bir gebelik söz konusuysa, kendiliğinden bir gebelik oluştuysa yine dediğim gibi 8-12, 10-12 haftalıkken gebelik durumunda anne karnındayken daha teşhis koyabiliyoruz. Hı hı. CVS dediğimiz bir yöntemle hasta mı, taşıyıcı mı yoksa sağlıklı mı bebek bunu ortaya çıkarıyoruz. Ayırt etmek hiç evet, de zor kesinlikle, değil. Kesinlikle hiç de zor değil ve çok önemli bu. Hı hı. Zaten en büyük amacımız bununla ilgili bilinçlendirmek ve bu genetik danışmanlığın arttırılması, bu kurumların arttırılması, insanların bunlara yönlendirilmesi testi yaptırıyorlar çiftler. Fakat gerisini beklemiyorlar. Bize 3-4 aylık hamile de geliyor. Artık 3-4 aylık hamileyim ne yapabilirim gibisinden. Evet. Bu durumu istemiyoruz biz. Biz sadece 10-12 haftalıkta bir testimiz var diyoruz. Bunu yapalım. Eğer hastaysa gebeliği sonlandırmayı tavsiye ediyoruz. İnsanlar testi yaptırıyorlar. Çünkü evlilik akdi öncesinde zorunlu hale getirildi. Ancak testleri veriyorlar, teslim ediyorlar. Nikah kıymak için o kadar. Geri kalanı düşünmüyor. Yani maalesef. Taşıyıcıysa da değilse de o anda onu önemsemiyor. Normal evlilik heyecanı içerisinde kabul. Ama sonrasında bir dönüp o testlere baksınlar. Çünkü her doğumda tekrar aynı riskler ortaya çıkıyor. %25'ler, %50'ler. Hani ilk hasta oldu. Tamam ben bunu kurtardım. İkincisi hayır bu her seferin her gebelikte geçerli. Kaldık ki doktorumuz da söyledi gibi boşaltma işlemi öneriliyor. Ancak bu zorunlu değil. Hani hiçbir şekilde biz onlara kıstas koymuyoruz. Evlenemezsiniz denmiyor. Çocuğu dünyaya getiremezsiniz denmiyor. Ama biz bilinçlendiriyoruz. Bilgi veriyoruz. Talasemi budur. Çocuklarınız bunları yaşayacak. Siz bunları yaşayacaksınız. Hani yine biz yok hayır ben her şeye rağmen bu çocuğu istiyorum diyorsa yapacak bir şeyimiz yok. Tercih söz konusu. Çok zor bir seçim. Evet çok zor bir seçim. Çünkü hastalarımızı o yüzden zaten davet ettiniz. Teşekkür ederiz. Onlar o yüzden anlattılar. Bu süreci en iyi yaşayan onlar. Bir insanın çocuğunun hasta olması, gözünün önünde çocuğunun hayat boyu hastaneye bağımlı yaşaması kadar zor bir durum yok. Kesinlikle. O yüzden evet bunu yaşayana kadar eyvah dememek için biz devreye giriyoruz ve lütfen diyoruz. Lütfen evlilik öncesi tanıyı muhakkak yaptıralım. Umarım bu mecralarda da sesinizi daha çok insana duyurabilirsiniz ve bu farkındalık toplumumuzda yerleşir ve daha bilinçli hareket ederler. Rukiye Hanım bunun çok güzel bir örneği, bu farkındalığın farkında olup ve hali hazırda diğer sosyal yaşantısına devam eden kızınız var. Kaç yaşında? 8 yaşında. İkinci okul dönemi ve oldukça onun artık hareketli ve enerji
harcanacak bir dönemi. Kesinlikle. Ayak uydurmak nasıl gidiyor? Bir talasemi hastası için aslında oldukça zor. Çünkü ben 8 saat mesai yapıyorum. Evet. Mesaiden sonra haliyle zaten halsiz olduğum için eve gelince mutlaka istirahat etme isteği duyuyorum. Ama bu sefer kızım işin içine giriyor. Evet. Ama onu gördüğüm zaman tabii ki halsizliğim de kalmıyor, bir şey de kalmıyor. Ama onunla oyun oynamak, ödevlerini beraber yapmak birazcık... problemli ama biz yine de bir aile olarak bunun üstesinden de geliyoruz. Kendim de dediğim gibi savaşçı olduğumuz için şu an her şey yolunda. Aynı zamanda dernekte de aktif olarak yer alıyorsunuz. Ve bir de bu yönünüz var. Hem ailede savaşıp, iş hayatında savaşıp bir de bu hastalığın kurumsal bir çatı altında savaşmak da herkesin harcı değildir. Bu özleriniz için de ben teşekkür ediyorum. Çünkü hani bir sürü insana belki bir faydanız dokunacak. Bu farkındalığı yerleştireceksiniz. Evet, bir kişinin bize duyup da ben de kan vermeliyim, acaba denemeli miyim bile demesi bizim için çok önemli. Çünkü dediğimiz gibi biraz önce de önümüz Ramazan ve artık biz sıkıntı dönemine girmek üzereyiz. Sonra akabinde yaz ayları geliyor ve sıcaktan, tansiyon düşüklüğünden dolayı insanlar vermek istemiyor kanı. Peki İnşallah. Zamanımız daralıyor. O yüzden her şeyi konuşmak istiyorum ben. Bir uzman bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Lütfen buyurun. Şimdi talasemi hastası kan transfüzyon alıyor. Kanın getirdiği HCV, osteoporoz, diyabet, kardiyolojik gibi akabinde bir yıl kontrolleri yapıyor. Bunların hepsini zaman ayırıyor, vakit ayırıyor. Ve ne yazık ki nakit ayırıyor. Bizim demir şelasyon ilaçlarımız var. Onların bir kısmını buraya getirdik. Evet. Lütfen. İşte çocukların kullandığı pompalar var. Bu pompaya... burada bahsedilen kuru aktif maddeler sulandırılıyor. Sulandırıcısıyla iğneleri var. Takıyorlar ve iğneleri var. Ama ne yazık ki devlet bunları ödemiyor. Bu pompanın çok az bir miktarını veriyor. Geri kalanı diyor ki siz kendi alacaksın. Benim yapacağım bir şey yok. Bunu hiçbir şekilde ödemiyor. Bunu bir defa kullanıyorsunuz, doktorumuz söyler. Kullandıktan sonra atmak zorundasınız. Şırıngaları ödemiyor. Şu elimde görmüş olduğunuz talaset denilen bir iğne. Çocukların en rahat takabildikleri iğne. Çünkü dik geliyor, dik açıyla. Tanesi 15 lira. Devlet sadece 5 lirasını veriyor. Ve çocuk bunu her gün kullanıyor. 365 gün. Dolayısıyla bunlara yetecek meblağ ve ne kadar maaş alırsanız alın bir süre sonra karşılayamıyorsunuz. Evet, kesinlikle öyle. Haplarımız var, değişik haplarımız var. Ama bu haplara herkes uyum sağlayamıyor. Çünkü yan etkileri var. Ve en güzel demir atan en eski ilaç olarak söylenir. Mutlaka bunları kullansak dahi kombinasyonumuzda bizim desferan dediğimiz kuru aktif madde var. Devlet kuru aktif maddesini ödüyor. Gereken her şeyi sen kendin halledeceksin diyor. Şimdi biz dernek olarak çocuklara destek olmaya çalışıyoruz. Ama bizim de bir yere kadar sınırlarımız var. Çünkü fon kaynaklarımız... Fon kaynaklarımız yok ne yazık ki. Çünkü bizim üyelerimiz genelde talasemiden kaynaklanıyor. Ve biz onlara öncelikle demir savaşçısı olmaya, öncelikle yaşam savaşçısı olmaya çağırıyoruz ki hayata daha bir pozitif olsunlar, daha bir mutlulukla hayatı sürdürsünler. İşte evlenebilsinler, çocuklar olabilsin, okusunlar, mesleklerini alsınlar. Mesleğini eline alıp da çalışan bir talasemi zaten o 1-0 geriden başlama kısmını sıfırlıyor, anca sıfırlıyor. Ondan sonra akabinde gelecek olan şeyler. Biz insanlardan hani etrafındaki insanlara talasemileri daha duyarlı olmalı. Onların hayatları zor, kolay bir hayatları yok. Şimdi ne kadar biz ay şunu yapıyoruz, okuyoruz, okuyoruz desek de çocuğumuz da olsa bizim hayatımız zor. Evet, madalyonun diğer ve en önemli aynen yüzü. Aynen öyle, madalyonun diğer yönü. Bizim hayatımız zor, bize destek olsunlar. Hani yapabiliyorlarsa çocuğa bir çocuğa kan versinler, düzenli kanın onu temin etsinler. Yapabiliyorlarsa psikolojik destek sağlasınlar. Herkes i̇şte, elinden ne geliyorsa değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani bizim tek isteğimiz bu. Çünkü bir yandan evet doğumların önlensin, yeni doğum olmasın çünkü zorlu bir hayat. Ama bir yandan yaşayanlar var. Ve bunlar da seslerini ancak bu tür mecralarda başkanı duyurabiliyor. Doktorlarımız her şeyi biliyor. Biz her şeyi biliyoruz. Ailelerimiz biliyor. Hatta buraya ailelerimizi getirmek istedik. Biz kaldıramayız dediler. Anlatamayız yani. Biz es geçin. Tek mecramız sizlersiniz. İlerleyen zamanlarda yaptığınız faaliyetler de yine stüdyomuzda sizi konuk olarak ağırlamaktan ben çok ayrıca seviyorum. Şeref duyarım. Bu farkındalığa küçücük bir faydamız dokunursa ne mutlu bize. Çok seviniriz. Peki talasemiyi yok et
isimli bir VTR'miz var. Önemli. Kesinlikle çok önemli. İçeriyor. Onu izleyelim öncelikle. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Talasemi yok et, talasemi yok et, talasemi yok et. Talasemi yok et, talasemi yok et. Sevmek, sevilmek güzeldir ve duygular içinden özeldir. Aile kurmak, bir aile olmak, herkesin hakkı fakat önce sağlık. Bu anemi, talasemi illet, duyarlı ol, buna çaba sarf et. Doktorlar der bir test yeter, daha gençken erkenden bilinçlen. Aşkın bedeli yeni bir gemi kiliye olmamalı müstakbel adaylar. Gençler sevmiş evlenmiş, peki ya doğacak olan masum çocuklar? Talasemi yok et, talasemi yok et. Önce kan testi sonra nikah. Talasemi yok et, talasemi yok et. Önce kan sayımı sonra nikah. Talasemi yok et, talasemi yok et. Önce kan testi sonra nikah. Talasemi yok et, talasemi yok et. Önce kan sayımı sonra nikah. Talasemi yok et, talasemi yok et. Talasemi yok et, talasemi yok et. Talasemi yok et. Sloganımız talasemi yok et. Önce nikah, sonra test miydi? Evet. Önce nikah, pardon. Doğum öncesi test, sonra nikah. Sonra nikah. Mesajımızı da verdikten sonra son olarak hocam, neler söylemek istersiniz sevgili izleyicilerimize? Ciddi bir kaynak yetersizliğinden bahsettik. Pahalı bir tedavisi olduğundan bahsettik. Umarım Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlar bunun için gerekli adımları atarlar ve tedavilerini aksatmak zorunda kalmaz talasemi hastalarımız. Son olarak bizlerle ne paylaşmak istersiniz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dilek Hanım'ın da bahsettiği gibi gerçekten maddi sıkıntıları var bu hastalarımızın. Hepimiz inanın dernek olarak kendi kapasitemizin üstünde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Gerek ailelere, yeni doğacak olan çocukların ailelerine veya talasemi hastalarının ailelerine eğitim vermek, gerek çocuklarımızı mutlu etmek adına, talasemili çocukları mutlu etmek adına bir sürü adımlar atıyoruz. Doğacak olan hastalıkların önlenmesi adına bir sürü adımlar atıyoruz. Hı hı. Ayrıca Dilek Hanım'ın belirttiği gibi başta ben ilk sloganı söyledim, o ikinci sloganımızı söyledi. Talasemili çocuk doğumunun önüne geçilmesinin yanı sıra var olan hastalarımıza yardım etmemiz lazım. Hı hı. Çünkü insanız, hepimiz bir gün hastalanabiliriz. Onlar doğuştan hastalıkla geliyor ve onları en iyi anlamak için aslında bizim hastalanmadan yardım etmemiz lazım. Çünkü insanoğlu başına gelene kadar belki çok iyi net anlamıyor ama biz bir nebze de olsa sizin vasıtanızla, başka kanallarla, başka yollarla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı da oluruz bu konuda. Yardım bekliyoruz gerçekten. Bu hastaların maddi durumlarını gerçekten yetmez bu kadar karşılamaya tedavi için. Çünkü sağlıklı bir toplum olmanın ilk şartı sağlıklı bireyler olabilmek. Evet, kesinlikle. Kesinlikle bu çok doğru ve hastalarımız dediğim gibi kendileri de bahsettiler. Zaten çok üst çalışma düzeyi sağlamaya çalışıyorlar. Bir kısmı çalışamıyor. Çalışanlar iyi çalışma hevesinde iş kaybetmemek için ve bu koşuşturmacanın içerisinde aslında gözden kaçan en büyük şey onların sağlık için de çok büyük çaba sarf etmesi, sağlıklı yaşamak için, kendi hayatlarını idame ettirmek için maddi manevi her türlü destek verilmesi lazım onlara. Ve ilk başta söylediğim gibi artık talasemili doğum istemediğimiz için bu yola başladık ve talasemi hastaları için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Lütfen herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz ve doğum öncesi muhakkak test yaptırılsın, tanı yaptırılsın, tanı konsun. Eğer talasemi taşıyıcısıysa evlenecek bireyler, lütfen gebelikten önce bunun önlenmesini sağlasınlar. Çok teşekkür ediyorum. Bu konu hakkında enine boyuna konuşma fırsatı olduk. Hastalarımızla birebir sohbet etme imkanı sağladık. Son olarak sizlerden de bir şeyler alalım ve programımızı sonlandıralım. Hemen başlayalım. Önce test, sonra nikah diyorum. Ondan sonra talasemi hastalığının
farkına varalım ve kan bağışında bulunalım. Kan bağışı, evet. Kan bağışının en pratik ve en... Kesinlikle. 10 dakika. Evet. 15 dakika. Ne yapmamız gerekir? Herhangi bir sağlık kuruluşuna gidip... Kızılay'a, devlet hastanesine, tıp fakültesine gidip kan bağışına bulunabilirler. Küçük bizim bir test için nereye sonrası gittikleri çok önemli. Çünkü gittikleri her yerde bir talasemiye zaten yardımcı olacaklar. Ya şunun için hani bu kan vermenin en pratik yolu. Kızılay'a gidecekler. Kızılay'a gittikleri zaman form dolduracaklar. Tahlilleri yapılacak, ön tahlil, hemoglobin sayımlarına bakılıyor. Zaten kan verme uygun değillerse kanları alınmıyor. Öyle bir korkuları olmasın. Ve kan alınan kan da onların vücudunda onlara zarar verecek bir miktar değil. Çok az bir miktar oluyor. Çünkü hücreleri zaten onu yeterince üretiyor. Evet. Bu kanı bağışlayacaklar. Ondan sonra o kanlar bize gelecek. Biz yaşama tutunacağız. Evet. Çünkü bizim güzel bir amaca hizmet etmiş olacağız. Kana ihtiyacımız var. Evet. Bunun dışında eklemek istediğiniz son bunun olarak ne var? Bunun için eklemek istediğim evet önlensin, yeni doğumlar olmasın, bize kan bağışı versinler. Bizim hayatımız zor. Biz herkes canını Rabbinden alır. Biz önce Rabbimizden alıyoruz. Sonra kan bağışına bulan herkesten alıyoruz. Evet. O yüzden bizim yaşamımıza yardımcı olsunlar. Bir de hayat yolumuz zor. Bize yardım etsinler. Her anlamda. Her anlamda. Bu zorlukları. Yani bir arkadaşının talasemi olduğu dedikleri zaman... Onu dışlamak yerine ya gel hadi desinler. Bir dersinden geri kaldığı zaman talasemi olduğunu biliyorlarsa ya tamam otur hadi gel beraber çözeriz desinler. Kolaylaştırsınlar. Evet. Çünkü bugün onların kolaylaştırdığı her şey yarın onlara dönecek. Kesinlikle öyle. Bu evren böyle bir evren. Evet, ne verirseniz o size geri geliyor. Bu kadar. Güzel paylaşımlarda bulunalım ve bu güzellikleri hep beraber yaşayalım. Umarım kesinlikle ilerleyen günlerde... sizin dernek faaliyetlerinizde de gereken yardımları görmenizi diliyorum. Çok farklı mecralardan, farklı kurumlardan ve hastalara bahsettiğiniz bu güzellikleri yaşama fırsatına ön ayak olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum bu farkındalığı yaratmak adına. Biz teşekkür ederiz bizi ekranınıza konuk aldığınız için bu özel ve güzel günde bizi konuk alıp şikayetlerimizi, dertlerimizi dinleyip bize yardımcı olduğunuz için. Kanal ve ailesi olarak sizlere her zaman kapımız açık. Çok elimizden teşekkürler. Geldiğince tabii ki yardımcı olmaya çalışacağız. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bir sütlü kahve sohbetinin daha sonuna geldik. Çarşamba günü saatler tam 10'u gösterdiğinde yeni bir sütlü kahve sohbetiyle buluşmak üzere. Hoşçakalın.